Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köfteyiz and New Horizons'ın 85. bölümüne karşınızdayız. Bugün sizlerle ne yapacağız? Biraz eğleneceğiz. Biraz eğleneceğizden kastım ne? Bu görevi yapacağız. Neredesin sen? Evet. Advanced Assembler'ı burada yaptım. Şimdi Raw the Patronic Crystal. Senle uğraşacağız. Şimdi benim ne kadar yapmam lazım? 4 tane. Yani 8 tane Vibrant Alloy lazım bana. 8 tane Vibrant Alloy'um yok. Energetic Alloy'um biraz vardı şurada. Ve hazır buraya gelmişken, evet, Energetic Alloy'umuz burada, tamam. Hazır gelmişken size birkaç bir şey gösterelim. Burada ufak değişiklikler yaptım. İlk olarak şuradan çıkan sıvıları buraya bağladım. Gördüğünüz gibi. Aslında şuraya tek bir 9'luk boruyu da bu da bağlayabilirdim, ancak biraz fantezi olsun dedim. Muhtemelen kalabalıklaştığında tek bir 9'luk boruya geçireceğim bunu. Devam edelim. Metan, etilin. Bunlardan bazıları işlence tekrar. Sonrasında şunu ayarladım. Tabii klorun bittiği için şu an bir şey işe yaramıyor, ancak bu buradan buraya geliyor ve burada işleniyorlar. Etilin de aynı şekilde burada işleniyor ve molten polyethylene ve bu arkadaş. Ayrıca şurada da diluted sulfuric hidroklorik asiti işliyorum. Evet. Burası böyle. Altta bir şey yok. Bu arada paketi yeni dev sürümüne geçirdim. En son çıkan dev 2. Öyle yani durum. Şimdi Lepatronic kristal neden lazım? Planladığım ilginç bir olay var. Planladığım ilginç olay aslında önemli bir sıkıntımı. Bu arada aşağıdaki deseninde şöyle yaptım. Aşağıdaki desen düzenimiz bu. Aslında şurayı komple şöyle taşıyabilirim. Ve buranın genel olayı şu. Planımız şu. Şimdi, şu anki düzenimde önemli bir sıkıntı var. Enerji üretimi her makinenin bulunduğu yerde merkezi olarak var. Yöresel olarak var. Buraya bir grup makine koyuyorum ve jeneratör koymak zorundayım. Benim şu anki, bu hem yakıt verimliliği için çok mantıklı değil. Hem de lojistik anlamında biraz sıkıntı yaratıyor. Şu anki planım merkezi bir enerji üretimi elde edip oradan her binaya enerjisini dağıtmak. Ancak burada şöyle bir sıkıntımız var. Enerji kaybı. Onun için de aklımda çok eğlenceli bir plan var. Bu arada bu planın yanı sıra planladığım bir şey daha var. Çok mantıklı bir cümle oldu biliyorum. Bu arada seni direkt eritebiliyor muyum Fluid Extractor'la? Hayır, eritemiyorum. Galiba. Evet. Seni direkt eritemiyorum. O zaman bunu Vibrant Alloy yapalım. Vibrant Alloy'u nasıl yapıyoruz? Mikserde Chrome, Endry ve Endry. Ben 8 tane gel. Sonra Chrome 8 tane gel. Senden de 8 tane. Endry tabii ki de Pulverizer'dan geçirmem lazım. Pardon, Macerator'dan. Maceratör.
Evet, çok maceracı bir macera türümüz olduğuna göre Quartz and Sandlinler yapabiliyorum, Glass yapabiliyorum. Evet. Bunda iki modundaydık. Evet, iki modundayız. Chrome. Energetic Alloy. Sen gelebilirsin. Gelebilirsin. Vibrant Alloy. Evet, Vibrant Alloy'larımızı her türlü pişireceğiz. O yüzden sen şöyle dur şimdilik. Sen burada değil. Sen şurada dur şimdilik. Vibrant Alloy'lar. Seni pişirmek için, sizi pişirmek için ne lazım bana? Hidrojen lazım. Bana tamamdır. 24 tane hidrojen lazım. Hidrojen neyse ki benim için hiçbir sıkıntı değil. Hidrojeni şlak diye üretebiliyoruz. Çünkü pasif olarak üretiliyor. Ve paçı arkada koşturup duruyor. Evet. Bunu yaptıktan sonra diğer bir işimize girişeceğiz. Kafamdaki ilginç bir plan için çok değişik bir şey yapmam gerekiyor. O değişik şey nedir diye soracak olursanız. Benim Mars'a gitmem lazım. Evet. Mars'a gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada bir Questbook'ta aksi iddia edilse de test dünyamda test ettim. Neredesin? Gene Cathane Boosted fuel, Diesel ile gidebiliyorum. Evet. Önümüzdeki bölümlerde şunu otomatikleştireceğim. Ki aslında diğer projem için de gerekli. Ve bunun için etanol, nitrik asit. Nitrik asitin üretimi aslında biraz zahmet. Oksijen, nitrojen dioksit. Dur. Bakalım başka ne yolda edebiliyoruz. Water. Sit. Amon. Oksijen. Station Tower'da pollution'dan elde edebiliyormuşuz. Oksijen, amonya. Amonya. Evet. Amonya, sin nasıl elde ediyorduk? Bununla değil tabii ki de. Hidrojen, nitrojen. Evet. Hidrojen, nitrojen, amonyak. Bunun yanı sıra bu şekilde de elde edilebiliyor. Konuşamadım. The Station Tower'da da Fermented Biomass. Aslında Fermented Biomass'e geçmem en mantıklısı olacak. Fermented Biomass en mantıklısı olacak. Fermented Biomass'i elde etmek için de bir dizi işlemimiz var. Redox'u nasıl elde edilmişiz? İlginç bir ağaçtan elde ediliyormuşuz. Bioşef. Tamam. Evet. Bunun en verimli yoluna bakacağız. Ve o esnada bizim fluid extractor'ımızın çalışacağı bir alan daha var. Meteoric iron plate ve sen. Gel bakalım. Advanced Assembler'ı yapmamın bir sebebi daha. Şimdi bana şunu hemen bir tekrar kontrol edeyim. Evet, al. Bu benden. Evet, tungsten steel. Molten tungsten steel istiyor. Quest'in istediğinden bir fazla yapıyorum çünkü diğer türlü yarısı boşa gidiyordu. Ve voila. Uzun zamandır yanmıyordum. Hover modu neden aktifleştirdim? Tamamdır. Şimdi ilk iş şunu envanterimden atmak. Ardından sen gel. Bir de ne lazım? Bir lazım. Senden ödünç çalalım.
Ben elektrik gidiyor mu? Evet. Meteoric iron plate, heavy duty plate, molten tungsten steel. Portable scanner. Gel bakalım. Senin enerjin var mı? Hayır, yok. Sana enerji gitmiyor. Sana neden enerji gitmiyor? Bundan gitmiyor. Wire cutter. Gel bakalım. Sen lazımsın, sen lazımsın, bir de sen lazımsın. Tamamdır. Ve bana bir tane daha alüminyum cable lazım. Bundan kullanıyorum. Kenarda dursun. Zaten var bolca. Harcayayım diye. Ve arkamdan bir paçı geldi. Ne haber? Ve gitti. Oyun modunda. Şimdi. Kabum? No kabum. Nice. Sonra seni de bağladım. No kabum. Ve şu an 2080 EU tüketiyoruz. Saniyede. Superconductive HV'ler. Evet. Ve bunları da üretip kaldığımız yere den devam edeceğiz efendim. Şunlar bir tartmaz geliyorum ben. Evet, ve bunlar hazır olduğuna göre uzun bir yolun ardından merhaba. Sen ne emek torpillermiş. Ve voilà. Bu görevi tamamladık. Ah. Bıçı, ne haber? Ya dur, şurada benim biraz hedefim vardı. Bunlar gelsin. Tamam, pardon, stainless steel. 24. Şu an dönüştürebildiklerimi dönüştüreyim. Bu görevi tamamladık. Thermal cloaking ne istiyor benden? Thermal padding. Meteoric iron. Thermal cloak. Aluminium foil. Meteoric iron. String ve woven cloth. Tabii silikon rubber da yapmamız lazım. Bu sonraki bölümümüzde. Şimdiki bölümümüzde şunları yapmak. Aslında dur, burada şöyle bir sıkıntımız söz konusu. Bunların bazıları compressed meteoric iron, bu tamam. Bunlardan bazılarını rahatlıkla yapabilirim. Field fuel canister. Peki. O zaman ben bir şimdi şu anki planımızı bir kafamızda oturtalım. Şu arkadaşımız tamam. Stainless steel ve sen şöyle gelebilirsin. Ah, ayrıca şunlar oldu mu bir bakalım. Hala pişiyorlar.
Siz şöyle gelin. Bunlar da pişecek. Evet, benim her türlü tamamdır. Filled fuel canister. Burn time, tamam. Ardından Rocket Control Tier 2. Bu aralarında en kolayı. Molten Soldering Iron. Ardından roketimizi yapıyoruz. Moonbug'i istemiyorum. Thermal Clothing. En eğlenceli kısım. Şimdi öncelikli olarak Molten Silikon Rubber'ı yapmamız her türlü gerekecek. Şimdi o zaman önceliğimiz Silikon Rubber mı olsun yoksa Titanium Boosted hede mi olsun? Bunun için nitrik asit. O arkadaş için Silikon Rubber yapmak şu anların içlerinde en kolayı. Bu arada bu Tier 1'miş. Tier 1 çok kolay. Demeyi şansımızı deneyelim bakalım. Güzel, güzel, güzel. İki tane HV Energy Hatch. Asla hayır demem. Şimdi. Amonya. Amonyak için. Distillery. Şunu uzun vadede yap. Aslında dur. Direkt buna giriş yok. Bunun için merkezi enerjimi bitirmem lazım önce. Çünkü bunun için bir tarla gerekiyor bana ve tarlayı merkezi enerjimle beraber yapmak istiyorum. O yüzden hidrojen ve hidrojen. Bunun için düz bir chemical reaktör işimi görür mü? Large'ları kullanmam gerekecek mi? Nitrikok. Oksijen ve nitrojenle birleştirip oksijen, amonya, nitrik oksit. Tamamdır. Tamamdır, nitrik oksit. Sonra tekrardan da tekrardan oksijenle birleştirip bunu sonra nitrik asit, su, oksijen, burada büyüğünü kullanacağız. İleride bunu kullanabiliyoruz. Burada büyüğünü nitrik asit. Oxid water. Burada iki, aynen. Tamamdır. Tamam. Amonyak aşamasında ve amonya aşamasında ve son aşamada kullanacağız. Large. Bir de sen. Tamam, bu da okey. Etanol, sin nasıl yapacağız? Tamam. Disulfuric asit. Tamam, bu da gayet rahat. Şimdi o zaman benim 4-5 tane doğru, benim large'lara tekrar bir girişmem lazım. Çünkü şuna bir gelelim tekrar.
Mixer'da çok daha yavaş karışıyor ancak burada çok daha hızlı karışıyor. Mixer'da bu işlemi 1 saniyede yapıyor bize. 1 saniyede 1 tane veriyor. Bize burada 6 saniyede 10 tane veriyor. Yani bu bizim için çok daha hızlı bir yöntem. O yüzden her türlü bir tane daha large chemical reaktör yapmam gerekecek ya da baştaki arkadaşı large chemical reaktörden çıkartacağım. Şu arkadaşı. Hidroflorik asit. Aynen. Seni large chemical reaktörden çıkartacağım. Sen small chemical reaktör, normal chemical reaktörde işleneceksin. Aynen, o zaman sistemimiz tam olarak oturuyor. Şuraya bir dizi chemical reaktör dediz ya da şu. Nereye koyabilirim? Chemical reaktörleri. Bunların üstüne koyabilirim aslında. Aynen, bunların üstüne koyabilirim. Tamamdır. O zaman planımız belli. Ben bunun için gerekli malzemeleri hemen ayarlayıp geliyorum. Evet, ve geri geldik ve şimdi şu arkadaşların olmuş olması lazım. Evet. Voila. Sizler şimdilik şöyle durun. Bunlar çok lazım olacak. Bayağı bir lazım olacaklar. Engrave the patron. Engrave the patron chip. Nerede kullanabiliyoruz seni? Bayağı bir şeyde kullanabiliyoruz. Leptronic Energy Orb. Insane Voltage. Peki. Essential Processor. Fluid Circuit. Tamam. Acil bir gerekliliği yok gibi. Glass Pane. Ama Extreme voltage glass pane. Peki. Ah. Neyse, devam edelim. Bolca chemical reaktörümüz var ve bunlarla ne yapacağız? Ah. Şimdi. Planlarım aslında biraz basit. Aslında basit değil. Şimdi benim nelere ihtiyacım var? Silikon rubber değil de amonyak. Amonyak aralarında en kolayı benim için. Buna hidrojen ve oksijen lazım. Tamam. Amonyağın ardından nitrik oksit. Bu oksijen istiyor. Sen istemek oksijen. Tamamdır. Nitrojen dioksit. Bu da oksijen isteyecek. Evet. Tamamdır. Şimdi o zaman şöyle bir koyalım. Arkadan enerji verelim. Şu yandan oksijeni sağlayalım. Nasıl dur? Girişini yapamayız. Dur, girişini yapabilirim. Aa, yok, yapamam. Ayrı olmalı. Biraz ayrı durmaları lazım. Bunun lojistiğini düşünmemiz lazım. Ve şunlardan biraz daha yapmam gerekecek. Ya da komple logistics pipes kullanabilirim. Evet, komple logistics pipes kullanayım.
Hazır burada zaten varlar. Tamamdır. Şimdi. Düşünüyorum. Öyleyse varım. Nasıl olur? Şu oksijenleri bunun üstünden halledebilirim. Sizden hiç kaldı mı? Kalmadıysa yapmam gerekecek. Kalmamış. Ama neyse ki... Dur. Latency pipe, network wall pipe, road junction pipe... Hayır, aradığım o değil. Routed junction pipe. Aa dur. Senin üstünden yapıyorduk değil mi bunu? Evet. Aynen. Molten redstone, gold plate. Tamamdır. Oksijenleri bunun üstünden yapalım. Oksijen kullanacakları. Şimdi. Bu, ups. Hayır. Sen ethylene istiyorsun. Burada ethylene isteyecek başka bir şey var mı bende? Nitrik asit. Hayır. Hayır. Ethylene isteyecek başka bir şey yok. O zaman aslında dur. Hazır elime değmişken şunları bir geçici olarak koyayım. Rotted Junction Pipes. Gelin bakalım. Tamamdır. Şimdi. Seni böyle koyduk. Yok, bunu buraya koyamam. Ya da şuradan boşluk açarım. Ben oradan boşluk açabilirim. Sen benim... Burada iki tane oksijen kullanacak olan olacak. Nitrik oksit. Bu oksijen kullanacak. Amonya kullanmayacak. Ve... Tamam. Bu ikisi oksijen kullanıyor. Üç tane oksijen kullanımımız var. Evet. 3 tane oksijen kullanımımız var. O zaman bu da gelsin. Ya da şuraya gelsin. Yani buraya gelsin. Tamamdır. Şimdi bunları kaldırabilirim. Tamamdır. Bu 3 oksijen kullanacak. O yüzden bunlar burada. Bunlara enerjisini buradan vereceğiz. Ve sizler medium voltajsınız. O yüzden bunları böyle koyalım. Ve neden içgüdüsel olarak mikrofondan uzaklaştığımı bilmiyorum. Aslında dur. Buraya değil de şuraya koysak daha mantıklı. Ve wire cutter. Tamamdır. Bunların inputları altta, outputları yukarıda olacak. Şimdi. Aslında dur, logistic pipes ile... Dur. Bunu yapabilirim sanki. De... Yok. Şimdi. Gel bakalım. Öncelikli olarak... Bir de amonya için, amonyak için bir tane lazım. O aslında en kolayı. Onu da şuraya koyalım. Evet.
Senin de çıkışın yukarıda olacak. Dur aslında bu da... Ha yok yok, sıkıntı değil çünkü empty cell... amonyaktan empty cell çıkacak. Disler değil. Yani empty cell çıkacak. Empty cell buraya aşağıya geri dönecek zaten. Tamamdır. Buraya bir de tank lazım bana. Bir tane küçük minik bir tank. Gel bakalım sevgili tankım. Tankları ben buraya mı koymuştum? Ben birkaç tane tank yapmıştım. Tamam. Bir tane kalmış. Tamam, tam bir tane lazımdı zaten. Ha, bir de buna pump ve conveyor modülü lazım. Pump, conveyor. Teşekkürler. Evet. Sonra sen gel bakalım şöyle. Ardından sevgili pump. Ve sevgili conveyor modül. Ve ikimiz de allow input, allow input. Tamamdır. Sıfır. Buradan bağlayabilirim. De bağlantı. Neyse. Biraz tatsız bir bağlantı olacak. Ama olsun. Ve Logistic Fluid Supplier ve Basic Logistics Pipes. Daha fazlasına gerek yok burada. Tamam. Şimdi. Ha dur, pardon. İki taraflı conveyor lazımdı burada. Pump da lazım değil. Basic Logistics ve Fleet Supplier. O zaman Crowbar. Gel bakalım. Ha yok, aslında dur. Sen aşağıya dönük ol. Sadece şuradan bir conveyor yeterli. Allow input. O zaman bu durumda yukarıda pompa koyuyoruz. Evet. Neden olmasın? Tamam. Aslında dur. Burayı modifiye etmem her türlü lazım. Unrouted, sen gel bakalım. Burayı her türlü modifiye etmem lazım çünkü şu an aklıma geldi, oradan birkaç bir şey daha geçecek. Fluid Supplier. Tamamdır. Bu sayı bana yeter. Bunlar bana yeterli. Şimdi. Neden bunu diyorum? Çünkü birazdan anlayacaksınız. Tamamdır şimdi. Unrouted. Ve buradan itibaren basic. Tamamdır. Şimdi unrouted'a geri dönebilirim. Yok.
Basic. Şuradan itibaren bir şuradan uzaklaştıralım. Aynen. Bu basic'i de Fleet Spire. Sonrasında şuradan bir adet Unrouted'la yok Unrouted'la bağlanamazsın. O zaman şuradan bir tane daha Basic ile. Tamamdır. Şuraya bir tane daha Fluid Supplier lazım. Bakalım bu giriş verecek mi? Aslında dur, Screwdriver'ın onunla alakalı bir ayarı vardı. Input from output side allowed. Evet, onu zaten ayarlamamız lazım. Tamam. Şimdi burası okey. Yeter wrench'im nerede? Tamam. Hidrojen sel ve nitrojen. Hidrojen. Gel bakalım. Hidrojen ve nitrojen. Tekrar bir amonyakın recipe'sine bakalım. Chemical reactor. Hidrojenin sıvı olması, nitrojenin sıvı olarak gelmesi, hidrojenin sel olarak gelmesi daha mantıklı. Evet, aşağısı nitrojen olacak. Burada 16 kova tut. 16 kova nitrojen tut, tamamdır. Aşağıda da sekiz hidrojen. Ve bu biraz bunu kabul etmedi. Tamam. O zaman seni evet. Logistics pipes bazen bu tarz konularda da kanser edebiliyor. Unrouted. Gel. Ve fluid supply. Oh. O zaman dur. Ah yes, camları kırdım. Gel. Nasıl dur, bölümünde süresini yemişiz. Ups. Seni nasıl yapabiliriz? Seni böyle yapabiliriz. Tamamdır. Ve Logistics Fluid Supplier. Yeter wrench. 9. Tamamdır. Şu an senin sen unrouted'sın. Sana basic koyacağız. Tamamdır. Şu an her şeyin çalışması lazım. Evet. Çalışıyor. Buna bir de ne lazım? Hangi circuit lazım? Sana circuit lazım değil. Chemical reactor, hidrojen, nitrojen. Evet. Hidrojen.
ayak. Chemical reaktör. Bu şekilde bir lazımmış. Evet. TPS uğruna buna değer mi? Yok ya. Bir saniye. Sizi değiştirelim. Sizi güzelce bir yer değiştirelim. Hidrojen. Bir nitrojen. Tamamdır. Sen 16 hidrojen ver. Teşekkürler. Sen de düzenli olarak nitrojen ver. Dokuz iyidir. Ve 16 tane. Tamamdır. Hidrojen. Teşekkürler. Hidrojen. Teşekkürler. Hidrojen. Hidrojen. Ve input. Allow input from output site. 20 saniye geçmesini bekleyeceğiz. Hadi. Geçti şimdi. Hidrojen. 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 Tamam. Hidrojen, hidrojen. Başla. Amonyak. Doğru. Bunu neden yukarıda yapacağımı hatırladım. Bu şey high voltage isteyenlerden de. Dur. Şurada sen kalsın. Aynen. Tamamdır. İşimiz kolaylaştı. Burayı zaten yapmıştık. Sen basic'sin, tamam. Unrouted. Fluid supplier. Hidrojen. Nereden biri ne? Kaç hidrojen istiyorsun sen? Large chemical reactor. 3 hidrojen istiyorsun. O zaman sana 9 verelim. 9 hidrojen. Ve nitrojen. Hidrojen gel bakalım. Sonra bana bir tane de nitrojen lazım. Buna da 3'e 1'di değil mi? Evet. Bunu bu yüzden koymuştuk. High voltage olarak. O zaman gel bakalım. Hidrojen. Sonra sen de gel bakalım. Nitrojen. Evet. Tamamen beyin yamıştıran bir hidrojen nitrojen kıyaslamasının ardından burayı da tamamladık sayılır. Ve siz ikinize gerek yokmuş. Krobar. Krobar ama sana gerek var. Sana her daim gerek var. En güzel bir şeysin Krobar. Evet. Zaman oksijen için gerekli olan orası sadece oksijen için kullanılacak zamazingoların olduğu şey olacak. Tamamdır. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köteni günler. İyi eğlenceler. Ve gene ekstra uzun bir bölüm yapmışız.